Çek bir kebap dostlar. Neredeyim? Adana'da 7C sokakta. Turgut Özal Bulvarı'nın hemen paralelinde 10 numara bir kebapçıya getirdim sizi. Çek bir kebap diyorum. Niye? Çünkü buranın sloganı bu. Çek bir kebap videosu başlıyor. Buyurun efendim. Ercan ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı. Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Abi tezgah maşallah dolu dolu. Yağlı karamız var, Adana kebabımız var, evet. Beytimiz var. Evet, evet. Başka nelerimiz vardır? Burası neresi? Bize burayı bir tarif etsen. Burası Turgut Özal Bulvarı, 7C sokağı. Çek bir kebap. Et mamülerimiz. Beyti olsun, Adana olsun, yağlı kara. Yağlı kara koyunda özel bir parçadır. İki tane bulunuyor. Değil mi? Her hayvanda iki tane bulunuyor. İki bulunuyor. Şimdi sonra bir de kuzu erkek ciğerimiz var, günlük kesim. Kuzu erkek ciğerimiz var. Evet. Zarını alıyor musun abi? Zarını alıyoruz. Belli. Şey. Eline koluna sağlık. Erkek kuzu. Evet. Kuzuyu şimdi toplu erkek hayvanda yapıyoruz kuzudan. Tamam. Seklem mi alırsın? Seklem alıyoruz. Kaburgadan kıymasını çıkarıyoruz. Kuşbaşını, yağlı karasını vesaire sırtlarını ayırıyoruz. Geri kalanını zırhla. Bu mükemmel sunu ortaya çıkıyor. Bu beytimiz. Beytimizde şimdi sarımsak var. Beytimiz içerisinde Kastamonu'dan getirdiğimiz sarımsak var. Taş köklü. Orijinal sarımsak. Orijinal geliyor. Evet. Ona zaten dikkat ediyoruz zaten. İçerisine maydanozu kıyarak karışım baharatlarıyla beraber marine edip saplayıp sunumu hazır ediyoruz. Ercan abi, şimdi etini günlük mü alırsın? Etimizi günlük kasaptan alırız, seklem halinde. Tamam. Dinlendirme falan olayın var mı? Sinirlerini ayıklıyoruz. Tamam. Kuşbaşımızı çıkarıyoruz, kıymamızı hazırlıyoruz zırhlan. Onu tamam. bir yarım saat falan dolapta dinlendiriyoruz. Tamam. Sonra biberini çekip, kapya dediğimiz saçalık biberini, suyunu sıkarak içerisine toz biber, tuz, sadece karışım yaparak biberle beraber saplayıp geldikçe müşteri saplıyoruz. Dinlendirme yapmayan şişte bekletmiyoruz. Süper. Ha, ette şeyde dolapta öyle o şekilde dolapta beklemiyor. Dolapta kesinlikle bekletmiyoruz. Gelince hemen saplıyoruz. Terazimiz var. Ha, ortalama kaç gram kullanırsın? 1,5 gramajımız 200 gramdan. Bak 200 gram. Evet, anladım. 200 gram koyuyoruz. Tek olsa tek herhalde olursa, şu tek Adana zaten. Doğru mu? Bu dürümlük Adana'mız. Heh. O bile 100 gram şu an. Tamam. Dürümlüğün 100 gram. Servis 150 mi? 150 gram. 150 gram. Peki, 1,5'umuz 200 gram. Süper. Evet. Şimdi ustacığım, burası haftanın her günü açık mıdır? Burası haftanın 7 günü açık. Sabah. Süper. 9-9.30 gibi dükkanımız açılır. Temizlikçi arkadaşlarımız dezenfekte ederek dükkanın her yerini temizliğimiz başlar. Ondan sonra ustalarımız gelir, hazırlığa başlarız. Ondan sonra müşterilerimize hizmet vermeye hazır duruma geliriz. Akşamda duruma göre saat 24 gibi. Oo, 12'ye kadar açıksın. Evet, maşallah. Bazen de geçebiliyoruz. Müşterilerimizi kıramıyoruz. Onun talepler gelirse. Süper. Allah bereketini bol eylesin. Müşterini bol eylesin Ercan abi. Şimdi sanki yemek sepetinin şeyini duydum. Evet, zilini yemek duydum. Yemek sepeti. Heh. Getir. Mevcuttur. Telefonunla sipariş alıyor musun? Telefonla sipariş alıyoruz. Numara aklındaysa paylaşabilirsin Ercan abi. Tamam, önemli değil. Evet. Sıkıntı değil. Ben açıklamalara zaten tamam, paylaşacağım. Tamam. Orada görecekler. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Beyti'yi açma kebap yaptık. Evet. Buraya koyduk. Koyduk. Ateş harlı diye mi bekliyoruz? Püf noktası nedir yani? Harlı ateşte pişer. He. Evet, canlı olur. Tavuk kısık ateşte pişer. Tabii bu Adana'nın, kuşbaşının, yağlı karanın mesela yanında kanadımız var. Tavuk şiş, sarma bölümünden yapıyoruz. Göğüs kullanmıyoruz yavan düştüğü için. Hmm. Bu da ayrı bir detay. Onu da şu şekilde terbiye edip bu tavuğu özel marine ediyoruz. Bunların hepsini sen hazırlıyorsun, doğru mu? Ben hazırlıyorum. Bu da 150 gram olarak servis halinde. Yalnız tam Adana işi. Hepsi sarma, hiç göğüs yok. Şimdi içerisinde salçamız karahisalı salçası. Karahisalı. Kendimiz ev yapımı özellikle hazır almıyoruz. Belli ama. Sarımsağının kokusu falan. Annelerimiz hazır diyor. Güneş çok güzel burada geliyor. Eline koluna sağlık ustam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Ercan abi, kaç yıldır bu mesleğin içindeyiz? 1992'de tavlada başladım ben.
Karşıyaka'da. Çocukken daha bir eski sürahiler vardı plastik hatırlarsan. Evet, iki tanesi evet. Dolu şeklinde masaya götüremeyecek şekilde. Çekirdekten yetiştik. Maşallah. Yani. Tam çekirdekten yetiştik. O şekilde çekirdekten yetiştik. Maşallah. O günden bugüne kadar. Helali hoş olsun. Zaten ustalığını da konuşturuyorsun. Belli. Ederiz. Değerli dostlar, şu an Beyti'den bir sarımsak kokusu geliyor. Aklınız durur. Şimdi peki Adana kebabımızı ve yağlı karam kenara aldık. Aldık biraz Beyti'mizi bekliyoruz. Beyti'nin pişmesini bekliyoruz. İkisi aynı çıksın Adana diye. Adana zaten göz göz olmaya başladı. Artık evet. Ye beni diyor. Zaten. Gayet de güzel görünüyor. Eline koluna sağlık usta. Açıyorsun efendim. Evet ustacığım, şimdi herhalde hazır. Şimdi karışık bir servisimiz var. Beyti, tamam. Ciğer, yağlı karada oluşan bir karışık tabağımız var. Onu hazırlamaktayız. Tamam. Pişmek üzereler zaten anladığım kadarıyla. Şimdi zaten görünümüyle. Şimdi beytimiz süper görünüyor. Ciğer keza öyle. Yağlı karamız öyle. Şimdi sen ciğeri Adana usulü yapıyorsun. Evet Adana. Sonradan baharatını ekliyorsun. Kesinlikle. Şark usulü, yani pişirirken eklemiyorsun. Kesinlikle. Bence güzel. Daha böyle bence şey oluyor. Yanmıyor baharatı yani. Baharatı yanmıyor üzerinde. Hem sert düşmez. Aynen öyle. Baharat var burada. Bizim ciğerde kullandığımız. Ve şey. Şöyle. Atabilirsin bu arada. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyoruz. Sonradan yağlıyorsun. Baharatın yapışması açısından sıvı yağımızı baharat yapışıyor. Süper. Eline koluna sağlık. Bak yağlı olduğu da belli. Şimdi evet. İçeriğimizde kuyruk yağı da var belli ki. Kesinlikle. Bu petrol ya. Petrol gibi fışır fışır kaynıyor. Of. Bu yağlı karamızın koyunda iki parça bulunan bir bölümü. Kendi yağıyla pişen. Kesinlikle. Allah sulu yapıyorsun bunu. Aynen. Süper. Bu hazır. Kuyruk yağı ilave etmiyoruz. Gerek yok, kendinden yağlı zaten. Böyle yiyen kuzumuzun bir parçası. Eline koluna sağlık Ercan bu abi. Bu bölümünden çıkan. Oh. Bu da beytimiz. Of. Vallahi buram buram sarımsak kokusuyla. Normal. Adana kebabımız. Tamam. Öyle istemişim. Aynen. Misafirlerimiz. Ciğerimiz. Kuzu ciğerimiz. Ve garnitür olarak. Makarna veriyor musun abi sen bunun yanında? Abi biz makarnacı değiliz. Biz kebapçıyız. Kebapçıyım. Biz Adana'nın yerlisiyiz, A kapıdanız. Bulgur pilavı kebabı veriyor musun? Mucitleri bizleriz. Kebabı mucit edenler, var edenler. A kapıdanız biz. İşte kebabı farkımız zaten. Farkımız burada. Kebabı zaten makarna bu şekilde yiyeceksin. Makarnacıya gider. Aynen öyle. Eline koluna sağlık Ercan abi. Efendim. Hazır herhalde. Hazır, sunum tamam. Hazır. Şimdi müsaade varsa bu harika lezzetin tadına bakmaya şu geçelim. Tahacuk. Geldik. Çek bir kebap. Evet. Geldik en cafcaflı yere. Dostlar şimdi kebabımız hazır. Ercan ustamın eline sağlık. Sunumu bu. Çiğ köftemiz var. Ondan sonra soğan salatamız var. Ezme salatamız var. Kendilerine has tahinli böyle güzel. Patlıcan karışık böyle yoğurtlu. Vur. Ye sen ye. Besmele çek. Ondan sonra böyle bir mezemiz var. Mevsim salatamız var. Soğan salatamız var ama bu da pişmiş soğandan yapılıyor. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi işin ağzının tadını biliyorum ha. Bak direkt kendinden yağlı ya, ondan yiyor sağ ol. Bak nasıl bu? Görüyor musun daha? Bak böyle abi bak. Açık şalgam. Şimdi dostlar, çek bir kebap da hoşuma giden birçok şey var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamam, önce bir tatlarına bir bakalım. Beyti tavuğu. Beyti de bildiğiniz orijinal mis gibi böyle sarımsak kokusunu alıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Dur babacığım. Beyti harika. Orijinal el yapımı zeytinyağı kullanıyorlar. Ki masalardaki kullanılan gördüğünüz zeytinyağı ve nar ekşisi el yapımı. Bence bu da gayet başarılı.
Çok iyi değil mi? Şimdi beytenin tadı çok güzel. Sarımsağın tadını çok iyi alıyorsunuz. İçeride bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela ustam soğan salatasını, salata çeşitlerini farklı bir tezgahta, eti farklı bir tezgahta yaptı. Bu da bence gayet iyi bir şey oldu. Açık şalgamı. Bence hepsi çok güzel. Şuradan hemen bir ciğere de batacağım. Geldi, çok iyi. Zarın aldığı belli oluyor abi ya. Tahinli çok güzel bir meze. Çok iyi, bu da çok iyi ya. Şimdi şöyle etimizden bir tane daha alalım. Neyi unuttun? Bak burada ne var? Adana kebabımız var. Al bakalım. Tamam, ağzındaki ikinciyi. Şimdi bilerek ekmeksiz yiyorum dostlar. Çünkü etin tadına varmak istiyorum. Şöyle Adana kebabında tadına bakacağım. Nasıl buldun? Değil mi? Bence de çok güzel. Dostlar, Çekli kebaba gelip bu harika lezzetlerin tadına siz de bakabilirsiniz. Bak, tazecik ve zeytinyağının tadını alıyorum resmen. Burada da var. Sumak ve isot da koymuş içine. Isot tadı da alıyorum. O da çok iyi. Ne? Anladım. Şu beytinin tadına bir daha bakacağım. Sonra fiyatlarına geleceğiz. Manolla limon mu? Bak, bunu şöyle yapalım mı? Şimdi dostlar, Adana kebabının dürüm isteseydiniz 65 TL'ydi. Normal 150 gram servis isteseydiniz 85 TL'ydi. Ciğer, kuşbaşı isteseydiniz 90 TL. Adana 1,5 Adana isteseydiniz 125 TL. Beyti yine 200 gram 135 TL. Bilginiz olsun. Fiyatları da böyle. Sunumu bu şekilde. Farklı bir şey, ekstra bir şey yok. Ustamızın da dediği gibi yanında makarna vermiyor, bulgur pilavı vermiyor. Ama hakikaten zengin bir içerikle bence insanların gönüllerini, gözlerini doyuruyor. Ustamızın eline sağlık. Hepinizin muhakkak ve muhakkak Çekli kebabı bekliyorum değerli dostlar. Gelin bu harika lezzetlerin tadına bakın. Biz yemeye devam. Siz izlemeye, takibe devam değerli dostlar. Lütfen beğenin, beğeni tuşuna basın, yorum yapın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz dostlar.